Selam arkadaşlar, ben Burak. Bugün Otogar modundayız arkadaşlar. Türkiye haritasındayız. Antalya'dayız. ETS2 ve yeni Travego ile birlikteyiz. Evet, iş alacağız arkadaşlar. Antalya Otogar'dan yolcu alacağız daha doğrusu. Hemen bakalım nerelere yollar varmış. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Çok da uzun olmasın. Biraz önce hapşurdum da o yüzden böyle bir gözlerim falan sulanmış olabilir. Fena hapşurdum ha. Antalya Eskişehir diyor. Biraz kısa mesafe olsun. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar, Antalya Eskişehir'e gidelim ya. Biraz uzun ama yapacak bir şey yok. En kısası buymuş Antalya'dan. Evet, yolcularımızı arkadaşlar şuradan alacağız. Hemen şöyle bir genişten alma operasyonu düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle abi. Buradan döner miyim? Mümkün mü? Değil. Döndük ya la. Abi Mercedes la. Öyle çapı var ya arabanın. 90 derece dönüyor araba ya. Dur. Oh. Cuk diye geldim. Yolcular benim bakalım. Arkadaşlar evet girdik. Arka kameramız da var gördüğünüz gibi burada. Ama bizim pek bir işimize yaramıyor mu? Şu an yaramıyor. Evet arkadaşlar, kapılarımızı da kapatalım. Bu arada geçenlerde bir arkadaş şey sormuştu. Abi kapı aç, açma, kapama nasıl yapılır diye. Arkadaşlar ben onları tuş atıyorsunuz. Sağ camı açma tuşunu atıyorsunuz arkadaşlar. Tuşlar ayarlarından. Sağ camı açma ve kapatma tuşunu atadıktan sonra o tuşlarla arkadaşlar açıp kapatabilirsiniz. Evet. Antalya'dan yola çıktık arkadaşlar. Haydi bismillahirrahmanirrahim dedik. Sefere çıktık dayı. Artık Eskişehir yolcuları, Eskişehir yolu bizi bekler. Abicim. Evet arkadaşlar, yolumuza çıktık. 300 küsür kilometre yolumuz var. Bayağı uzun, belki biraz aralarda keserim. O şekilde hızlandırırım. Antalya'yı zaten geçen sefer çekmiştik. Antalya'ya gelmiştik. Hem de Konya'dan, aynen. Konya'dan Antalya'ya geldik. Her yere geze geze göre göre gelmiştik. O yüzden çok detaylara şöyle bakmıyorum. Arkadaşlar artık Eskişehir'e saklıyorum kendimi. Şöyle bismillah. Solumuza sağımıza bakarak geçelim. Görüyoruz. Tabelalardan da gördüğünüz gibi Antalya. Hop. Baba kaçar. Ben bir müsaade alayım başki. Afyon Denizli'ye doğru yapıştır. Arkadaşlar bu araç modundan mı artık? Anlayamadım. Benim bilgisayarda bir FPS düşüşü yaşıyorum. Valla büyük sıkıntı çekiyorum bu konuda. Bu araç modundan olabilir. Siz de yaşıyor musunuz? Yorumlara yazın abi. Ben bir yapıştırayım da şunu bir sollayayım ya. Adam bize sollatmıyor da, geçirtmiyor da, yapıştırdım abi bu sefer. 130'da gidiyoruz arkadaşlar. Petrol ofisi. Gördüğünüz gibi Türkiye... Ananı satayım, bu ne? Arkadaşlar birden keskin viraj görünce bir korktum. Ürküttü. Selamın aleyküm. Ben şöyle sağa bir geçeyim başki. Burada bir kaza mı olmuş? Abi kolay gelsin. Biz gidiyoruz ya. Nereye? Konya sağ tarafa döneceğiz arkadaşlar. Aa yok, pardon, biz de Konya'ya gitmiyoruz ki, Eskişehir'e gidiyoruz. Arkadaşlar Afyon Deniz İstanbul, o yoldan devam edeceğiz. Ben niye ağzımı kapatıyorsam. Afyon Denizli İstanbul yolundan ağrı devam edeceğiz. Girme lan. Şöyle ben bayağı bir araba gibi gidiyorum ya, 120 ile falan. Abi. Arkadaşlar bayağı hızlandık. Afyon yine aynı yoldan devam arkadaşlar. Yol akıyor ama onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle bakayım.
Yani 100 kilometreyi yemişiz arkadaşlar. Ya son zamanlarda yeniden işe döndüm abi. Baya yoğun tempo çalışıyoruz özellikle bayramda arkadaşlar. O yüzden video çekemiyorum. Nadiren çekebildim. Hani şu an bunu belki bayramdan sonra paylaşacağım bilmiyorum da. Gerçi bayram tatili içerisinde paylaşırım o 9 gün içerisinde. Ne zaman paylaşacağım tam bilmiyorum. İşte bu dönemler yani o bayram tatilinin 9 gün dönemi arkadaşlar bizim için çok yoğun bir dönem. Hastane için, sağlık çalışanları için. Yani nöbet usulü çalıştığımız için bayağı bir kalabalık oluyor acil servis. O yüzden çok yorgun oluyorum eve geldiğimde. Video çekecek ne zamanım oluyor ne bir şeyim oluyor arkadaşlar. Yani çok yorgunluktan artık kendimi atıyorum bir yere. Eve gelir gelmez. Ertesi gün ancak iznim olursa şey yapabiliyorum. İznim olmasa çekemiyorum. Mesela bugün yine nöbete gideceğim akşam ama işte hani bir tane de olsa bir video çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden stok videom vardı birkaç tane. Onlar bitmek üzere. Son bir tane, 2-3 tane kaldı işte. 2 tane kaldı bak. O araba iyiymiş lan. Bir dakika. Neyse. La la la. Hop, başki kolay gelsin. Güneş paneline kurban. Evet. Arkadaşlar biraz hızlı gidiyor sanki ya buralarda dar yollar. Kurallara uyalım lütfen. Ankara, Kırıkkale, Uşak, İzmir ne yoldan? Evet, Ankara yoluna doğru döneceğiz arkadaşlar. Şöyle sinyalimizi verelim. Ankara, Kırıkkale yoluna. Pardon. Aynen. Herhalde öyle. Böyle hafiften bir şöyle bir yavaş bir fren yapayım abi. Bu arada yeni direksiyon seti alacağım yakında. Bekleyin arkadaşlar. Yani Logitech'in G29'unu almak istiyordum ama güç yetmiyor ha. Yani çok pahalı ya. İkinci el bulsam memlekette alırım ama başka şehirlerde var. Onlardan işte güven olmuyor lan gidip alsam mı diyorum. Bir sefer yol parasına değmez. Arabanın yaktığına değmez diyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Ne yapacağımı. Başka şehirden alsam benim memlekette yok. Bir tane ilan var o da adam cevap vermiyor yazık. İkinci eller bile çok pahalı arkadaşlar. 3000 liradan başlıyor 3-3,5'tan. Yani 5-6 öyle gidiyor. Sanki bana gerçek şey alıyoruz. Aha, burada ışık mı varmış lan? Vallahi sarı da geçtim ha. Arkadaşlar bu arada bayır aşağı yapıştırdım ha. Önümü de görüyorum. Şurada bir aboneyim bakayım ne olacak. Bu arada arabanın iç kamerası da çok güzel bir şey sergiledi arkadaşlar. Burada gördünüz, fark ettiniz mi bilmiyorum. Bak görüyor musun? Arabanın kabinine bakın. Bak nasıl sallanıyor ama bizim kameramız soft bir şekilde devam ediyor. Evet, burada bir tur bir retardara salayım abi. Sağlam bir viraj var gibi. Sollayayım dedim de aha. Sollayamadık. Yol yapım varmış, yol çalışması lan ne diyordum ben ya? Çalışmadan falan bahsediyordum. Kapılar kapalı değil mi? Arabam sese bak. Bayır çıkıyor Zeyn. Nasıl yapıştırdı bak 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 bak. O bana niye ışık yakıyor lan? Uzunlar mı yanık benim? He zere. Selektör yapıyor. Ben de diyorum bu niye selektör yapıyor ya. Abi ben buradan gideceğim bak. Önümeyi falan kırmayın. Evet arkadaşlar Eskişehir'e gidiyoruz. 155 kilometre yolumuz kaldı. Trafik ana baba günü derler ya. Tam bayram günü yani lan. Tam bayram günü bak. Kaza bile oldu hatta. Yapacağınız işe de size de yapacağını Allah ne diyeyim. Al lan o zaman ben de ortadan yapıştırdım gidiyorum işte. Şuna bir bak. O da Mercedes.
Buradan neymiş, itemize bir girelim de arkadaşlar, bir dinlenme molasına girelim. Benzinimiz, mazotumuz full. Harika. Abi burada şey değilmiş ki ya. Dinlenme tesisi gibi, hani böyle büyük bir tesis değilmiş ya arkadaşlar. Değil mi? Bana öyle geldi ya. Burada durmasak, neyse yapıştır ya, burada durmayalım arkadaşlar. Duracaktım da çok küçükmüş ya. Yolcularım ben böyle yerlere yok, bırakamam abi. Şöyle büyük bir dinlenme tesisi lazım. Abi sorry. Hemen girdim valla. Şu anadan bir makas alırım. Hadi. Hop. Dokundu. Baba tamamdır o iş. Bunlar ne yapıyor? Abi ben bir sollayayım sizi ya. Arkadaşlar biraz yarış arabası gibi kullanıyorum ama vallahi billahi buralarda çok kötü abandım ya. Yarış arabası gibi kullanıyorum anasını satayım otobüsü. 130'la 120 ile yapıştırdım, abandım. Ey Allah'ım ya. Sinyali de açık unutmuşum bak. Evet, tabelalara geldik. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Nereden nereye gideceğiz? O otobüs niye orada duruyor? Benim babam bu kadar güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Evet. Eskişehir, Bursa, Ankara, Kırıkkale. Sağdan devam edeceğiz abi. Eskişehir, Bursa diyor. Şöyle. Allah Allah. Buranın yolu bir de biraz değişikmiş. Arkadaşlar şöyle. Yol, her yer yol. Buralar biraz değişikmiş. Of 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 of. Kötü kaza yapmış. Adama bir yardımcı olalım gençler. Abi ne oldu anlat bakalım ya. Ya deme ya. Üf, hararet yapmış arkadaşlar. Çalıştırayım mı? Yok. Tamam, bekliyorum hadi. Anasını ağlatmışsın arabanın ya. Derdin neydi bu kadar basacak ya? Allah Allah. Evet, fazla yapacağım bir şey yok dayı. Şunu şuraya bağla. Şunu da al. Şuraya bağla. Olur biter. Bence öyle. Haydi görüşürüz bak. Benim sana yapacağım olay bu. En baba. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Öyle de kornamız var arkadaşlar. Olay çınladı oralar. Nereye geldik? Baba. Şimdi biz Eskişehir'e geldik herhalde. Tamam, bir dakika. Eskişehir, Bursa diyor arkadaşlar. Daha gelmemişiz. Hala böyle şehirler arası şeydeyiz. Hafif de gün batımı, çok güzel, temiz. Şöyle bir yolumuza bakalım. 90 kilometre kalmış. Harika. Tam vaktinde geldik işte, biraz yardım vardım derken biraz uzadı. Yolculara da buradan özür dileriz arkadaşlar. Anons geçmedim ama bir anda öyle oldu yani. Vicdanım el vermedi. Dur dedi, durdu. Adam ne yapayım? Kaza yapmış orada. Daha doğrusu hararet yapmış o arabası. Onu ben niye basıyorum la? Burada duracağız. Ama işte altımızda Mercedes olunca fark etmiyor. Bas. Frene koydum mu duruyor abi. Tertemiz bir şekilde geldik. Kaza bela atlatmadan öyle. Ufak tefek çizikler haricinde. Kurallara uyduk sayılır. Aslında bir gün böyle bir kısa bir yol olursa, hani böyle 150-200 kilometre şey yapalım ya, bir ara böyle bir kurallara uyarak bir sürüş yapalım. Sarmıyor böyle hani. Sarıyor da hep de böyle şey almamak lazım diye ya, oyunu biraz chill oynamak gerekiyor bazen de arkadaşlar. Güneş tam karşıdan vuruyor, adam böyle şey oldu ya, şaşırdık yani, gördüğünüz gibi gözümüz aldı. Güneş gözlüğümü getirir misin arkadaşım, muavin bey?
Umarım videoda kasma donma böyle bir şeyler olmamıştır. Bazen oluyor, FPS düşüyor. Ekran kartını da değiştireceğim de işte. Bakmayın yani, bir yerde değiştirmek lazım. Bekle geçme, önüme kırma bak. Ben ilerliyorum. Bir sinyal verdin, görmedim değil. Ben yapıştırmışım, önüme kıracaktı neredeyse. Bu ara iyi, daha iyi solladım arkadaşlar. Yok, burada dinlenme tesisi değil. Abi sağlam bir dinlenme tesisi bulsam gireceğim vallahi. Bulamadık. New Travego arkadaşlar. 2 artı 1 yolcu kapasitemiz. Çok güzel. Yapıştırdık, gidiyoruz. Çok az yolumuz kaldı bu arada. 20 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Biraz viraja hızlı girdik ama kaplan gibi yeni Travego. Evet, Eskişehir'e geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sağdan mı gireceğiz? Yok, düz devam ediyoruz. Tısır tısır geldik abi. Evet arkadaşlar, yolu uzun. Gördüğünüz gibi Eskişehir yolumuzun da sonuna geldik. Bak bak. Buraları arkadaşlar artık dışarıdan şöyle geze geze göre göre gidelim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez yazıyor. Oo, harikasın. Evet, buralarda bir şey yok. Daha bir şey göremedik. Bakalım. Bakacağız. Orada da herhalde öyle bir şeyler yazıyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şurada güzel bir camimiz var. Arkadaşlar oraya da uğrarız. Şöyle bir sağa doğru bakayım. Orada birçok apartmanlar var. Burada şehitler ölmez, vatan bölünmez yazıyor yine. Arkada, orada da aynı. Arkadaşlar şuradan döneceğiz. Arkadaşlar Eskişehir otogarı da aynı şey gibiymiş. Hatta Antalya otogarından daha küçük yapmışlar. Evet, Eskişehir otogara da gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yolculuğumuzun burada sonuna geldik. Antalya Eskişehir seferimiz burada son buluyor. İnşallah yolcuları bırakabiliriz. Geçen sefer bırakamamıştık. Aha, bu sefer bıraktım valla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.